böyle parça parça bize cuma gününe kadar arabayı hazırlıyorlar. Türkiye'nin otomobili projesinin tanıtımı yaklaştıkça gerçekten heyecan verici bir hal almaya başladı. Özellikle sosyal medyada paylaşılan görüntüler ciddi şekilde merak uyandırıyor. Yani oradan gördüğümüz kadarıyla tabii daha bunun detayları yayınlanacak ama görülen ilk ipuçları aracın tasarım açısından rekabete ciddi şekilde ayak uydurabileceğini gösteriyor. Bugünlerde çok çok heyecanlıyım. Çünkü gerçekten bizim yerli ve milli otomobilimiz dünyadaki örneklerinden hiç de geride kalmayacak teknolojik özelliklerle, müthiş bir tasarımla ve geleceğin çevreci mobilite kavramlarının hepsini üzerinde barındıracak şekilde hazırlanmış gibi geliyor. 70 bin adet motorlu araç alım satıcısı, tüccarımız, esnafımız var. Bunların hepsi bunu heyecanla bekliyor. 17.395 tane ticari taksi olarak yerli ve milli otomobilimize talibiz. Şimdiden sipariş veriyoruz. Bugün 3. görselde paylaşıldı Türkiye Otomobil Girişim Grubu tarafından. İlk görüntüde ise aracın çizgisel olarak boyutlarını hafifçe bize hatırlatıyordu ve yüksek bir araç olduğunu rahatlıkla tahmin edebiliriz. Muhtemelen cuma günü zaten işin net bir şekilde nereye gittiğini görebileceğiz. Tüketici de bunu çok merakla bekliyor. Bakalım karşımıza ne çıkacak. Almanya'da satılsa alır mısınız bunu? İnşallah. Niye almayalım ki? Kendi öz malımız. Türk malı, yerli malı. Öz malımız. İnşallah gelir, inşallah alırız. Ama Türkiye'de İnşallah geldiğimizde alacağız. Olursa çok seviniriz yani. Türkiye'nin de böyle bir takım faaliyetleri olması lazım. Değil mi? Peki üretildikten sonra siz talep eder misiniz? Tabii eder. Avrupalı'nın arabasını almaktansa kendi yerli ürettiğimiz arabayı kullanmak hepimiz için daha iyi. Gerçekleşirse Türkiye için bir çıkış noktası olur. Bir aksilik olmazsa ön başvuru varsa hani arabayı satın almak için başvurmayı düşünüyoruz. İnşallah büyüyünce ona sahip olurum. Babam da bana alır. O arabaya kavuşuruz ve artık yabancıların değil kendi arabamda sahip oluruz.